Bu dersimizde input textler içerisinde kullanabileceğimiz pattern attribute nedir ve nasıl kullanılır bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle daha önceki derslerimizde required'ı inceledik ve ilgili alana veri girilme konusunun zorunlu olmasını sağlıyor. Submit butonuna bastıktan sonra kullanıcı submit butonuna klikledikten sonra eğer ilgili required yazılmış alana veri girilmemişse Browse'a bir mesaj veriyor. Bu alanı mutlaka doldurmanız gerekir. Yani zorunlu alanlardan bir tanesidir gibi mesaj veriyor. Biz eğer kendimize ait bir formatta kullanıcının bilgi girmesini sağlarsak ki örneğin bir 3 karakterli bir rakam girmesini istiyoruz ve kullanıcı 4 karakter rakam girerse veya buraya harf girerse ilgili formata uygun veri giriniz mesajını e, verdirebiliriz. Amacımız bu. Pattern bu işe yarayacak. Hemen pattern'ı yazmaya başlayalım. Ve içerisine öncelikle girilmesine izin verdiğimiz limitleri yazalım. A'dan Z'ye. Yani büyük karakter A'dan Z'ye veriler girebilsin. Ve eğer kaç karakter olduğunu belirtmezsek bir karakter olarak karşımıza çıkacak bir limitleme olacak. Hemen testimizi yaparak bunu görelim. Küçük karakter giriyorum. Gördüğünüz gibi istenen biçimi Eşleştirin. Büyük karakter giriyorum. Bir karakter daha girdim. Yine aynı mesajı veriyor. Fakat büyük karakter konusunda ben direkt standarta uydum. Fakat karakter sayısını belirtmediğim için standart bir karakter alıyor. Biz karakter sayısını da belirtelim. Süslü parantezler içerisinde örneğin 4 karakter girmesi gerekir gibi limitimizde belirtmiş oluyoruz. Tekrar testimizi yapalım büyük karakter 3 tane girdim ve mesajı verdi. Dördüncü karakteri girdim ve gördüğünüz gibi artık kabul etti. Bu şekilde de text alanlarında kendi formatlarınızı oluşturmanız mümkün olacaktır. Pattern'ı kullanarak bu şekilde input elementi içerisinde bu kendi haritalarınızı, kendi standartlarınızı oluşturabilirsiniz.